Skolyoz, halk arasında bilinen adıyla omuriliği eğriliği. Her 100 çocuktan 3'ünde görülen ancak Türkiye'de farkındalığı en az olan hastalıklardan biri. İşte o farkındalığı yaratmak için bugün doktorlar, hastalar ve yakınları bir araya geldi. Aslan annem, aslan babam. Çok hareketli, çok konuşuyor. Çok popüler. Annesi fark etti bunu. Banyo yaptırırken sırtında bir şişlik, kemiklerde bir oynama falan, asimetrik bir bozukluk vardı. O durumun adı skolyoz. Halk arasında bilinen adıyla omurga eğriliği, nedeni kesin olarak bilinmiyor. Erken yaşta tespit etmek gerekiyor. Çünkü çok ilerleyici olabiliyorlar. Kızlarda görülme oranı erkeklere göre 10 kat daha fazla. Özellikle de ergenlik çağına girmiş genç kızlarda daha sık görülüyor. Şöyle bir kavis, işte tişört giydiğinde bu tarafın bomberi kalması, hani bunların hepsi bir şey, belirtiydi. Mutlaka en azından 6 ayda bir annelerinin kontrol etmesinde, bir muayene etmesinde fayda var. Bulgular omuzda asimetri olması, yine belde asimetri olması, ama en önemlisi de özellikle bu çocukta öne doğru eğildikleri zaman yani bir kamburluğun, bir hörgüçün ortaya çıkması. Tedavi edilmezse akciğer, solunum ve kalp problemlerine yol açıyor. Hatta hastayı yatağa bağlı kılabiliyor. 0 ila 20 derece arasında ise eğer eğrilik, bunları genellikle izliyoruz. 20 ila 40 derece arasında yakalarsak korse tedavisi uyguluyoruz. Eğer eğrilik büyüyen bir çocukta 40 derecenin üzerine çıkıyorsa, o zaman bunlarda genellikle cerrahi tedavi öneriyoruz. Çünkü o tedavilerden biri de bantla gerdirme yöntemi. Diğer ameliyatlar gibi omurgayı sabitlemiyor. Skolyoza takılan ip sayesinde hastaya her yöne hareket edebilme şansı veriyor. Miray Yüzer bir yıl önce gerdirme yöntemiyle ameliyat oldu. Şimdi ise tıpkı yaşıtları gibi. Mesela bağcığımı bağlayacağım zaman eğilebiliyorum kolaylıkla, sizin gibi eğilebiliyorum. Onun haricinde koşarken takla atabiliyorum. 30 ila 60 derece arasındaki eğriliklerde ve özellikle de 10 yaşından daha büyük ama henüz daha adet görmemiş, büyümesini tamamlamamış. Belki 13-14 yaşından daha küçük belli bir limitli grupta yapabiliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 900 bin skolyoz hastası var, ancak buna rağmen farkındalığı en az hastalıklardan bir tanesi. Bu kadar sık olduğunu hiç bilmiyorduk. Bizim başımıza geleceğini de hiç düşünmemiştik. Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedaman da eski bir skolyoz hastası. Ben iki ameliyat geçirdim. Doğuştan skolyozluyum. Anne babaların tabii küçük yaşta çok dikkat etmeleri gereken bir oldu. Asıl farkındalık o yaş çocukları, küçük yaştakilerin kendilerinin farkına varması mümkün değil. Hastalar, aileleri ve doktorlar Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı etkinliğinde bir araya geldi. Erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti. Ailelere çok iş düşüyor. Hep sürekli gözlem altında. Okullara gitmesi lazım. Bunun okullarda tarama testlerinin yapılması lazım. Anne